Herkese merhaba. Bu videoda size Pınarhisar gerçeklerini ve Pınarhisar yalanlarını anlatacağım. Bu anlatacaklarımı benden başka kimse anlatamaz. Başta onu söyleyeyim. Çünkü bazı konularını sadece ben, Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ iki kişi daha biliyor. 1999 Tayyip abinin aldığı ceza kesinleşti. Cezaevine girecek. Panik halindeler. Ceza veriyorlar. Hemen Sedat Peker'e gidiyorlar. Sedat Peker'e de İstanbul'a yakın 2-3 tane hatta cezaevi ayarlıyor. Fakat sonra Pınarhisar'ı tercih ediyorlar. Tayyip abine birisinin de içeri girmesi lazım. İşte kim bu? Hasan Yeşildağ. İşte çek kesiliyor, şöyle oluyor, böyle. Biliyorsunuz o hikaye işte. Yalandan çek kesiyor birisine. İşte ondan bir gün önce falan cezaevine giriyor. Falan filan. Şimdi size başka bir hikayeye geçip daha sonra tekrar buraya döneceğim, onu anlatacağım. Hasan Yeşildağ her zamanki gibi yurt dışından İşte geliyor, havaalanından ben alıyorum. Rutin işte 95, 96, 97 falan filan. Havaalanına gittim, Atatürk Havalimanı. Yok, Hasan Yeşildağ yok piyasada. Allah Allah falan işte. Telefonu aradım, çaldırdım. Dedi ki, emniyet değil miydi, oraya geldi. Havaalanı emniyet. Havaalanı çok uzak bir bölgesinde falan filan. Nasıl gideceğim sordum falan. Arka tarafta havaalanı oldu böyle büyük. Arabayla emniyete gittim. Ne oldu dedim, hayırdır dedim, niye buradasın falan. Vallahi ben de bilmiyorum dedi, işte buraya yazdılar dedi. Bekliyoruz dedi falan. Sonra Zeki Yeşildağ'ı aradım. O da geldi. Hayırdır, hayırdır falan filan. Bilmiyorum dedi, işte buraya yazdılar falan. Aradan işte 4 saat, 5 saat sonra bunu aldılar. Vatandaş Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü terör şubeye götürdüler. Terör şubeye götürdüler. 3 gün orada kaldı. Haber alamıyoruz. Terör şube, yani öyle içeriden bilgi alabileceğimiz bir yer değil. Çok özel bir şube orası. Bir de bunlar o zaman devlet değiller. Biz devletiz diyemiyorlar işte. Biz Tayyip abi falan, Tayyip abi de o zamanlar yasaklı falan. Yani 98 olur, 99 olur tam yılını bilmiyorum. Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu yıllarda işte. 3 gün bekledim orada. Kapının önünde bekledim. Benden başka kimse yok. Zaten o zamanlar bunların içerisinde kimse yok yani. Hasan işte fabrikada işçi, Zeki Yeşildağ'da işte belediye meclisi falan. Zaten öyle sıkıntılara gelemez Zeki Yeşildağ. 3 gün bekledim. Ama hiç haber yok. 3. gün sonra haber aldım. Vatan Emniyet'ten, terör şubeden Beşiktaş'taki eski DGM binasına gidiyor. Tamam mı? Ben de hemen Zeki Yeşildağ'a haber verdim. DGM'nin otoparkında buluştuk. Arabada bekliyoruz. Bizi mahkeme falan da almazlar. Avukat Ömer Yeşilurt'a haber verdim. Ömer Yeşilurt işte eski bir avukat, Hasan Yeşildağ'ın da arkadaşı tanıdığı falan işte. Aynı davada işte mücadele etmişler falan. Ömer Yeşilurt da geldi. Yanında Ali Yıldırım da geldi. Ali Yıldırım da eski dostumuz işte. Hasan Yeşildağ'ın da eski tanıyor, Zeki Yeşildağ'ı eski tanıyor. Ortaklık yaptık falan, su işi falan beraber anlatmıştı daha önce yıllarda. Ali Yıldırım geldi. Bekledik biz dışarıda. Yani 3-4 saat bekledik, arabada oturduk Zeki Yeşildağ'la. Sonra Hasan Yeşildağ geldi. Geldi. Hayırdır dedik, ne oldu? falan. Ya dedi başbakana suikast planlamakta dedi, işte ifademi aldılar dedi. Ne dedi, ya sen başbakana suikastla ne şey falan lan. Ya dedi, İsviçre dedi, konsoloslukta dedi, oturuyorduk dedi. Haluk Kırıcı da oradaydı dedi. Tamam mı? İşte Mesut Yılmaz'ı
İşte öldüreceğiz, öldüreceğiz böyle dedi. Aramızda konuşurken dedi. Tamam mı? Orada da bir tane MIT'çi varmış dedi. Bizi dedi Türkiye'ye bildirmiş dedi. Bunu rapor etmiş dedi. Beni havaalanına aldılar dedi. Durum bu. Yani başbakana suikast planından da kaydı var Hasan Yeşil'den. Mahkemede terör şubede orada var yani. Nerede konuşmuşlar bunu? Zürih'te konsoloslukta. Kimle? Haluk Kırcı'yla. Haluk Kırcı yaşıyor. Şimdi size bir kitap okuyacağım. Bir kitap göstereceğim, pardon. Bakın. Görüyor musun? Meşhur bir kitap. Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu. Kim yazmış? Hüseyin Besli. Ömer Özbay da var ama Hüseyin Besli önemli burada olan. Ben tanımıyorum. O da önemli olabilir. Şimdi oradan bir kitaptan bölüm okuyorum. Bölümün başlığı şu. Onu hapishanede susturacağız. Hasan Yeşil de konsolosluk işlerini bitirmiş, çıkmak için kapıya yönelmişti. Güvenlik bankosuna oturan polis memuru görünce durdu. Cengiz abi burada mı? Yukarıda. Hazır yolumuz düşmüşken uğrayıp bir selam vereyim dedikten sonra polis memurunun bir şey söylemesini beklemeden asansöre yöneldim. Normalde randevu almadan kimseyi yukarı çıkamazdı. Cengiz Bey de işte işte olduğunu bildikleri için kendisi bu kurulun dışındaydı. Hasan Yeşil de kurulun dışındaymış. Cengiz Bey Hasan'ın karşısında görünce sevinmişti. Odada kendinden başka asker tıraşlı, koyu takım elbiseli iki kişi daha vardı. Demek ki tehlikeli adamlarmış bunlar. Asker tıraşlı, demek ki asker kökenli bunlar. Hasan'cığım hoş geldin dedi. Buyur otur, seni misafirlerle tanıştırayım. Türkiye'den geliyorlar. İkisi de bizden emekli, çok değerli ağabeyimiz. Konuşmaya pek hevesli görünmeyen misafirler, tanışma faslı biter bitmez, televizyondaki haberlere dalmışlardı. Spiker İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylandığını söylerken arka planda Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyordu. Cengiz Bey yüzünü tiksintiyle buruşturarak misafirlerine döndü. Yahu kesmediniz gitti şu herifin sesini. Bak hala konuşuyor. Misafirlerden yaşlı olanı merak etme diye cevap verdi. Sesi boğuz, boğuk ve hırıltılıydı. Tehlikeli adamların sesi bu. Az kalsın hapishanede bitireceğiz işini. Az kaldı. Hapishanede bitireceğiz işini. Hasan Yeşildağ duyduğu sözlerin dehşetiyle donup kalmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Adamlardaki pervasızlığa bak. İyi geçirdi içinden. Cinayeti azmettikleri yetmezmiş gibi ulu orta dinlendirmekten de zerre kadar çekinmiyorlar. Odada biraz daha kalırsa gittikçe artan tedirginliğinin kendisini ele vereceğinden korkarak toparlanmaya çalıştı. Cengiz abi Tayyip Bey'le tanıştığından habersizdi. Asansöre doğru yürürken başı zonkluyor, bacaklarının titremesine mani olamıyordu. Tamamen tesadüf olarak elde ettiği bu bilgi hayatı öneme haizdi. Çünkü Cengiz Alkan, MIT İsviçre sorumlusuydu. Hasan Yeşildağ bu olaydan 2 hafta sonra Türkiye'ye aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan kardeşi Zeki Yeşildağ'la paylaştı. İkisi de bir süre içinde durumu Tayyip Bey'e açmamanın uygun olmayacağını düşündüler. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirdiler. Zeki kestirip attı. Abi uzatmaya gerek yok. Tayyip Bey'le beraber sen de gireceksin cezaevine. Mahpusluğun yabancısı değilsin. En sağlam çözüm bu değil mi sence de? Kardeşi doğru söylüyordu. Hasan Yeşildağ liseden sonra teknik yüksek okulu okulunu kazandı. Çok sevindi falan filan. Burada hikaye anlatıyorlar işte. Hasan Yeşildağ pazarlığı şöyle oldu. İşte istemeyerek ülkücü oldu. Tabii o zamanlar yani AK Parti'nin ilk yılları ülkücüleri zerre kadar sevmiyorlar. Şimdi beraberler ama aslında AK Partililerin sevmediği tek grup ülkücülerdir. PKK'lıları bile seviyorlar. Bir ara biliyorsunuz beraber oldular işte çözüm süreci, bizim süreci falan filan. Devamını okumaya gerek yok. Şimdi bu bölümü hatırladınız mı? Bu kitap ne zaman yazıldı bu? İşte 2009'da yazıldı. Bu olay ne zaman oldu? 1999'da oldu. Tayyip abi içeri girdi. Peki bu İsviçre'de Hasan Yeşildağ'ın işte başbakanı öldüreceğiz muhabbeti
Haluk Kırcı ile ne zaman oldu? O da işte 98-99 o yıllarda ifade alındı falan filan. Şimdi yalandan bir kitap yazmışlar. Tayyip abi yüceltecekler, mağdur edecekler, işte mağdur gösterecekler falan filan. Peki niye böyle bir yalana ihtiyaçları var? İşte kahrama yaratacaklar. Bir de en önemlisi gerçeği gizleyecekler. Nedir o gerçek? Söyleyeceğim. Ben de cezaevine ziyarete gidiyordum. Tayyip abiyi. İşte Hasan Yeşil'de ben oturup işte sohbet ediyordum. İlk gittiğimde hatta Tayyip abiye kitap götürmüştüm. Kendi kütüphanemden bir kitap götürmüştüm. İşte Solzhenitsyn'in bir kitabını götürdüm. İvan Denisevich'in Bir Günü diye işte. İşte cezaevinde hani okusun da rahat yatsın falan filan. Zor bir günü anlatıyor falan. Nobel ödüllü bir kitap. İşte Tayyip abiye soruyorum ne lazım, ne dedi. İşte, ayakkabı al, gömlek al, işte şunu al, bunu al, işte alıyorum. Sana ne lazım işte, abim sana ne lazım diyor. İşte o da ne al, bunu al diyor. Götürüyorum. İşte kirli eşyalarını veriyorlar bana. İşte Tayyip abininkini Emine Hanım'a bıraktırıyorum. Söyledikleri yere bırakıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne şunu bıraktırıyorlar. Hasan Yeşil'dakini bizim eve götürüyorum. Eşim yıkıyor falan filan. Sonra götürüyorum falan filan. Kitapta şöyle yazıyor. Ben diyor cezaevine önceden girdim diyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi aldım. Buzdolabı aldım diyor. İşte mobilyalar aldım diyor. Bütün diyor mahkumlara elbiseler, eşofmanlar, gardiyanları da unutmadım diyor. Yalan. Koğuşta bulaşık makinesi yok. Çamaşır makinesi de yok. Kimseye de bir şey aldıkları yok. Almazlar zaten. Nereden biliyorum? Koğuşa gidip geliyorum zaten. Koğuşun içine gidip oturuyorum yani. Hatta bir keresinde dedim ki, siz dedim buraya niye dedim, meydancı almıyorsunuz dedim. İşte meydancı nedir? Gönüllülük esasına dayalı, ihtiyacı olan birisi koğuşun ihtiyacı. Temizliğini yapar, bulaşıkları yıkar falan filan. İşte ona da gönlünden bir kopan veya bir belirtilen miktarı var da olabilirsin. Dedi ki, olur mu dedi ya? Reisin dedi, özel durum var ya dedi. Dedim, gündüz gelsin değil mi? Akşam gitsin. Yok yok, siz yokken gelsin dedim. Ziyaretçiler gibi falan. Yok yok, olmaz olmaz. Sıkıntı olur dedi. Bu arada Tayyip abinin özel durumunu merak ediyorsunuz değil mi? Anlatayım. Arda, yani Erdoğan ailesinin en büyük sırrı bu. Bu sırrı bilenler ne yaparsa yapsın. Ama ne yaparsa yapsın Tayyip abi tarafından hoş görülür. Önü her zaman açılır. Yaptıkları her zaman hoş görülür. İşte örneğin mesela Hasan Dağcı bunlardan birisidir. Mesela Hasan Dağcı'nın gay olduğunu bütün İstanbul biliyor. Gece kulüplerinde yani gay kulüplere gidiyor. Herkes biliyor yani Hasan'ları. Özel kalem müdürlüğü yaparken de gay olduğu bilinir. Çünkü Emine Hanım bunu evlendiriyor. Evlendirdiği hanım diyor ki 2 ay sonra gidiyor. Kardeşim Emine Hanım diyor. Beni diyor bunu evlendirdiniz ama bu adam gaymiş diyor. Ya. Siz niye bana böyle kötülük yaptınız falan diyor. Aman diyor sus kızım işte. O diyor işte aile arasında kalsın falan filan. Ama ona rağmen çıkarmıyorlar. Çünkü Hasan Dağcı da bu sırrı biliyor. Tayyip abinin sırrı rahatsızlığı. Yani rahatsızlığı ilgili bir rahatsızlığı var. Bu bir sır. Ailenin en büyük sırrı. Ama öyle hani bildiğiniz işte kolon kanseri biliyoruz kardeşim falan o değil. O zaten basına düştü. Bunu herkes biliyor. Tayyip abi epilepsi hastası. Evet. Yani bildiğiniz halk arasındaki sarı hastası. Tabii. Bu sarı ataklarının ne zaman geleceği belli değil. Tayyip abinin yanında bu sırrı bilen birisi olmadan dışarıya adım atamaz. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip abiyle cezaevine girmesinin tek sebebi budur. Tek sebebi budur yani. Pınar Hisar cezaevinin seçilmesinin tek sebebi ne biliyor musunuz? İki kişilik koğuş vardı. İki kişi. Zaten ranza yok. Bir yatak orada vardı, bir yatak burada vardı. Çünkü üçüncü bir kişi olursa öğrenir. Ne zaman atak gelecek, ne olacak, işte bunun ineleri var falan var filan var. Baskılıyor. Hatırlıyor musunuz?
Sedat Peker bulmuştu 3 tane cezaevi falan filan, önce panik halinde gittiler Sedat Peker falan. Ama onu tercih edemez çünkü Sedat Peker'in bulduğu yerlerde koğuş sistemi var. 10 kişilik, 15 kişilik falan koğuş var. Orayı bulmadı. Sonra Pınar Hisar'ı buldular. Oraya gittiler. 2 kişilik olacak. Kitapta da işte bir yalandan hikaye uydurmuşlar. Ama hikayede bakmışlar bulamıyorlar. Hasan Yeşilçam daha önce yaşadığı olayı çevirmiş. Hüseyin Mesih de yazmış. Maksat, insanlara burada maksat ne? Başka yöne baktırmak. Bir hikaye. E sen niye girdin derler adama ya? Onu öldüreceklerdi. Ben korumak için girdim. Halbuki Hasan Yeşilçam'ın iki tane görevi var. Bir, meydancılık yapmak. İki, Dayıbağ'ın işte ilaçlarını, işte atak gelirse ne yapacağını biliyor falan filan. Sana nöbetleri gelirse. Bu sırrı bilen bazı insanlardan size bahsedeyim şimdi. Mesela Ahmet Hamdi Şamlı. Tabii, bu sırrı en eski bilenlerden. Şoförü. Daha sonra milletvekili yaptı. Zaten dikkat edin. Tayyip abinin ilgili ilgisiz yanında sürekli vardır o. Sürekli bir yerden bakarsınız Ahmet Hamdi Şamlı çıkmış. Ali Erdoğan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin başında Atatürk dahil bir sürü devlet adamları geldi. Hiç kimse ailesinden birini getirmedi yanına. Yani devletin, devlet başkanını, başbakanını koruyacak yetişmiş profesyonel adamları yok mu güvenilece? Var tabii ki. Ama Ali Erdoğan'ın görevi şu. Sürekli Tayyip abinin yanında olacak. Bu konuyu kontrol edecek. Yoksa Ali Erdoğan'ın öyle bir eğitimi yok ki. Güvenlikle ilgili, emniyetle ilgili, devlet adamının görevi korumayla ilgili. Bunun ayrı bir eğitim var zaten. Başka kim var? Size söyleyeyim. Eski özel kalem müdürü Çağatay Kılıç. Tabii bu da öyle. Milletvekili oldu, bakan oldu. Şimdiki bakan Mustafa Varank. O da biliyor. O da Tayyip abiyle beraberdi hatırlarsanız. Ya sürekli beraberdi. Uçağındaydı orada burada falan filan. Mustafa Varank. Nedir şimdi? Sanayi Bakanı. Mustafa Varank. Oto sanayinden başka sanayi görmüş müdür sizce? Yok. Adam Türkiye'deki bütün sanayilerden sorumlu bakan ya. Düşünebiliyor musunuz? Adamın gördüğü tek sanayi oto sanayi. Hasan Dağcı. Hasan Dağcı'nın gay olduğunu bütün aile biliyor. Ben bir kere Mustafa Erdoğan'a sordum. Ha mı? Doğru dedi. Adamın kendi tercihi dedi. Sen ne yapalım dedi. Herkes biliyor ya. Bütün İstanbul gece kulüpleri biliyor. Bodrum'da Marina'ya, Yalıkavak Marina'ya teknesini çeker yazın. Orada bütün Bodrum biliyor. Yani pazarcı bilmiyor tabii de. Hani biraz böyle hayatın içinde olan, gece çıkan, eğlenen, meclis, yani meclislerde bir yeri olan falan herkes biliyor. İşte Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ da biliyor. Onlar da ne yaparsa yapsın, Tayyip abinin yanından ayırmadığı adamlardan. Başka kim biliyor? Eski Rize Milletvekili Abdülkadir Kart. Nerede oturdu Abdülkadir Kart? Tayyip abinin Ankara'da evde otururken, tamam apartmanda otururken, alt komşusu. Şimdi Tayyip abi ona bir şirket kurdurdu. Aslında ona değil o. ALS İnşaat. İhaleden ihaleye koşuyor. İşte en son depremden ne koşuyor? En son deprem oldu ya. Oradan da hemen ihale verdiler. Komut ihalesi. Mücahit Aslan bilir. Mesela Mücahit Aslan. Tayyip abinin tam arkasındaki adamdı bir ara. Hayati Yazıcı bilir. Tabii. Bunlar değişmez adamlar. Başkaları da var. Neyse geçelim. Bu isimler her zaman Tayyip abiye sadıktır. Bunların hepsi beş parası adamlardı. Hepsi beş parası adamlardı, zengin oldu. Ne yaparsa yapsa hoş görülür. Evet, Tayyip abi sarı hastası. Ailenin en büyük sırrı. Şimdi Tayyip abi bakın, psikolojisi hep bozuk. Dikkatli bakın, sürekli sinirli. AK Parti teşkilatlarının yani toplantılarına bile sürekli kaşlar çatık, bağırır, çağırır yani sürekli ama ya. Dikkat edin ya. Bir de şöyle bir şey yapın bak. Eski liderlerin konuşmalarına bakın. Sosyal medyanı açın. Tamam mı? Öyle enteresan bir durum var ki. Yani bakıyorsunuz. Biz ileriye mi gitmişiz, geriye mi gitmişiz? Yani bu kadar hoşgörülü, kapsayıcı, kucaklayıcı, kısa da bir ölçü içerisinde yani kullandığı cümleler, kelimeler Tayyip abininkiyle hiç alakası yok.
Lütfen bakın ya. Bir de Tayyip abininkilere bakın. Sürekli ama kaşlar çatık, burun çekik, bağırıyor, çağırıyor, öt, öt, ey falan filan. Şimdi Tayyip abinin bir de şöyle bakın, kullandığı kelimelere bakın cümle arasındaki. Ben size örnek vereceğim. Ya. Bunları biliyorsunuz değil mi? Ben sıralayayım. Cibiliyetsiz, namussuz, alçak, bir de bunları vurgulayarak söylüyor. Sapık, haşhaşi, nebbaş, pislik, tezek, sıkıyorsa falan. Ölü sevici. Ya ölü sevici ne Tayyip abi ya? Ölü sevici ne ya? Vallahi ben hayatımda ilk defa duydum, biliyor musun ya? Ben ki cezaevlerinde bulunduğum değişik farklı ortamlarda bulunduğum. Ölü sevici nedir ya? Diğer devlet tutumuna bakıyorsun. Düzeyli, nezaket içerisinde. Yani dinimiz de bunu emrediyor, biliyor musun? İşte alçak sesle konuşun, düzeyli konuşun, düzgün konuşun, yalan söylemeyin falan filan. Dinimizde de böyle şeyler var. Yani. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okursanız orada yazıyor. Hayatta da çok güzel şeyler var. Ama işte biz cennete gideceğiz, huylar var, içeceğiz, yiyeceğiz, işte falan filan. Ya Tayyip abi sen cumhurbaşkanısın ya, ülkenin rol modelisin yani. Senin çocuklara, gençlere örnek olman gerekmiyor mu yani? Bu kelimeni kullanma yani bence ya. Yeter, bırak ya. Bırak. Bak kendini hayatın akışına bırak ya. Bırak tadını çıkar ya, bu ne ya? Yedin bitirdin kendini ya. Bir de bu jargon artık kahvelerde kullanmıyor Tayyip abi. Vallahi bak. Evet. Tayyip abi sarı hastası. Prompter olmadığı zaman sinirleniyor ama ikinci kanala geçiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? Ankara'da makam arabasında rahatsızlandı. Herkes bilir işte makam arabasında. Orada atak geldi. Şoför panikledi. Bir de kapılar kilitlenmiş galiba. Böyle bir güvenlik önlüm varmış. Ne dediler? Zehirlediler. Hemen bir şey bulacaklar ya. Zehirlemeye kalktılar. İşte dünya lideri. Peki İngiltere kraliçesi vefat ettiğinde bütün dünya liderleri orada. İngiltere kraliçesi vefat etti. Bütün dünya liderleri orada. Tayyip abi gitmedi. Hatırlıyor musun? New York'a gitti. Central Park'ta oturdu falan biliyorum. E niye gitmedi? Tayyip abi kaçırır mı bu fırsatı? Ne dedi İngiltere hükümeti? Liderler dedi. Koruma, moruma hiçbir şey olmayacak. Otobüse binecekler dedi. Yanında kimse olmadan dedi. Cenazeye katılacaklar dedi. E Tayyip abi gidemez ki. Ya bir sıkıntı çıkarsa ne olacak? Bombası patlayacak. Halbuki şu Tayyip abi fırsatı kaçırır mı ya? Bak o cenazeye gidecek. Eğer yani yanında korumaları işte durumunu bilen birisi olsa gidecek. Orada işte liderlere dokunacak. Orasını uzatacak. Mükemmel İngilizce konuşacak. How are you diyecek. Ne var you diyecek. Do you love you, you love you diyecek. Ondan sonra liderler kendi arasında İngilizce konuşurken o da anlıyormuş gibi ha ha gülecek falan filan bilmem ne. Ne olacak sonra? Kahverengi dil medyası bunu alacak. Dünya lideri omuzuna elini attı, bacak bucak üstüne attı, görüyor musunuz? Uçtu, kaçtı falan filan diye çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlayacak, televizyonlarda gösterecekler. Tayyip abi onun içkileri, sarı hastası olduğu içkileri. Bir de ne dediler? İşte hepsine rest çekti, gitmedi falan böyle bir şeyler saçmaladılar yani. Tayyip abi kaçırır mı ya? Şimdi bu konuyla ilgili size başka bir şey anlatacağım. 1999 Tayyip abi Hasan Yeşil'e cezaevinden çıktı. Bir süre sonra Tayyip abi Emine Hanım ile beraber İsviçre'ye gittiler. Nerede kaldılar? Orada lüks oteller var yani. Şunlar. Belediye başkanlığı yapmış. Parası turası da var. Nerede kaldı? King Suite'de kalır veya Suite'de kalır falan filan. Hayır. Hasan Yeşil'in evinde kaldılar. Niye Hasan Yeşil'in evinde kaldılar? İz bırakmamak için. Tayyip abinin sarı hastalığı için orada kontrollerini yaptırdılar. Türkiye'de çünkü o tarihte çok göz önünde. İşte onu muhtar yaptırmayacağız falan olayları var bilmem ne falan filan patlaması lazım olmaz. İsviçre'ye gittiler. Orada kontrollerini yaptırdılar. Türkiye'ye döndüler. Evet Tayyip abi sarı hastası. Ne diyelim? Allah şifa versin. Kısa bir video. Görüşmek üzere.